olmayacak. İsmet Paşa 68 senesinde hilafetin geri gelmesinden korkuyor. Korkuysa mağlubiyetin birinci safhasıdır. Devamı olan safayı da hem yaşıyoruz hem daha alasını göreceğiz. Peki, teşekkürler. Kadir Bey. Teşekkürler değerli konuklar. Sevgili seyirciler. İmam Hatip ideolojinin geri gelişidir. Diğerlerini de özetle söyleyeceğim. Kadir Bey, biz saatlerimiz 11, normal süremiz bitmez aslında. 11'i bulduk. Yani yaklaşık 3 saate yakın. Bol bulduk, çok harcadık galiba. Zamandır yayındayız. Bir 2 saatimiz daha var. Fakat biz asıl günün gündemine gelmedik. Onu da hatırlatayım, takvim meselesine. Ona da geleceğiz. Ve bu gece işte ise biraz sorulara bol vakit ayıralım istiyorum. Sorularımız bir hayli fazla. Olur. Dolayısıyla aradan ben sonra... Ben bunun bir takip 2 maddeyi 10 dakikada özetleyeceğim. Peki, takvim meselesi ve sorularınıza geçeceğiz sevgili seyirciler. Ama önce kısa bir ara izni rica edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız sevgili seyirciler. Bu program İstanbul Güngören'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nden ekranlarınıza geliyor. Burada bizi izleyen saygıdeğer konuklar ve sizlerle birlikteyiz bu yılbaşı gecesinde. Kadir Mısıroğlu ile olan yaklaşık 2-2,5 saattir süren konuşmamız devam ediyor. Bir iki saatimiz daha var. Yorgunluk var mı Kadir Bey? İyi, elhamdülillah. Peki. Sorularınız geliyor. Buradaki konuklarımızın soruları geliyor. Diğer sorular da birikiyor. Hepsini şu bahsi bitireyim, ondan sonra sorular. İleteceğiz. Peki, siz bahsinizi tamamlayın, sonra ben sorumu sorayım. Evet. Eğitim ve öğretimi yasak edilmekle dine açılan kapı kapalı demektir. Bir kapı kilitli ise omuz vurarak onu açmak kolay değildir. Omuzun kırılır, kapı açılmaz. Ama kertiği kertiğine uygun bir anahtarla 50 gramlık bir kuvvet tatbik edip kilidi açsan, soğan zarı kadar kapıyı aralık bıraksan, bir kedinin takati nedir? Kedi ayağıyla o kapıyı ardına kadar açar. Çünkü kilit çözüldü. Kader memur etti. İsmet Paşa gibi bir din düşmanını, din düşmanı diyorum çünkü ben onun gününde 4 defa jandarma baskınına maruz kaldım Kur'an öğrenirken. O laikliği getiren hükümetin başbakanıdır. Esbab-ı mucibede milleti aptal yerine koyan bir sözü var. Devlet bir mefhumu mücerret olmak dolayısıyla dinin evamir ve becaibini fiilen ve amelen ifaya muktedir olamayacağı cihetle devletin dini olmaz. Yani devlet eğilip doğrulup namaz kılamaz, oruç tutamaz. Mefhum mücerret. Sanki dindarlık demek devletin dine uyması demek, namaz kılması, oruç tutması demek. Çocuk aldatıyor. Bu dinsiz adama Allah kader memur etti. Hasmının propagandasının cazibesini azaltmak için kilidi açtı. Kedi ayağı takatinde himmetlerle kapı ardına kadar açılmaya doğru gidiyor. O başlangıçtan 700 İmam Hatip'e ulaştı. Bu ideolojinin geri gelmesidir. O istikamette bir gelişme olduğu, milletin içindeki dindar insanların hem sayıca hem de vasıfça seyri takip ettiği, gelişme seyri bunu ispat eder. 1960 ihtilalinde yeni anayasa yapılınca her vatandaşa senede bir defa turistik seyahat hakkı tanıdı. Ben İlk defa hacca adam götürdüm. O zamana kadar yasaktı 62 anayasasıyla. Van'da 900 hacı pasaportları kucakladık girdik. Min eyyi beled hazretikum. Hangi ülkedensiniz? Hangi şehirde? Min İstanbul. Adamları afalladılar. İstanbul. Hüccac, bu kadar hüccac. İstanbul şehrinde.
bizi tanassur etmiş zannediyorlardı. Vallahi kimsenin ne bavuluna baktılar, ne pasaportuna baktılar, bize çaylar, kahveler, dondurmalar ikram ettiler. Geldim, bavulları indirdiler muayene olacak diye. Kaldırın bavulları dedim. Rizeli bir hacı dedi ki, bakmadılar onlara dedi. Bakmayılar dedim. Ola dedi, ha bu bavullar dedi, biraz silah koysaydık, ha bu memleketi tekrar teslim alırdık dedi. Bu milletin kafasında gene o azamet var. Gene o ihtişam var. Evet, adamlar inanamadılar 900 hacı Türkiye'den. Böyle bir yokluktan geliyor bu iş. Onun için sayıca, vasıfça ideoloji geri geliyor. Şimdi yüz binlerce insan müracaat ediyor. Müracaat edenin yarısı gidemiyor. Hale bak. Hiç kimse gidemezdi. Gelelim nüfusa. Biz harbi umumiye 60 milyon nüfusla girdik. Çıktığımız zaman Anadolu elimizde kaldı, 10 milyon nüfus vardı. İlk sayım 27'dedir, 13 milyondur. Size tuhaf gelir, 1950'de Türkiye'nin nüfusu 19 milyon çıktı. Küsuratı da var diye biz 20 milyon olduk diye şaha kalktık. Harbi umumi nihayetinde yahut milli mücadele nihayetinde 10 milyonluk Türkiye iken Yunanistan'da 10 milyondu. Biz şimdi 80 milyon olduk. 10 milyon Avrupa'da var, sayılmıyor. Yunanistan gene 8 milyon, 10 milyon. Kanuni devrinde 13 milyon kilometre kareydi vatanımız. 40 milyon insan yaşıyordu. Rum'u, Ermenisi dahil. Kanuni devrini şunun için alıyorum ki 1520-1920. 1920'lerde aynı toprak, gene 13 milyon kilometre kare. 20 kabul edebiliriz, 14'te harbi umumiye girdik. 60 milyon nüfus vardı. Bu milletin kanuni devrindeki toprak üzerinde 1520'de 40 milyon nüfusu varken 400 sene sonra bu 60 milyon oldu. Yani %50 çoğaldı. %50. Bir kat bile çoğalamadı. 40-80 olamadı. 400 senede. Ama Türkiye'de milli mücadeleden sonraki 10 milyon nüfus 80 senede 90 milyon, 80 milyon oldu. O zaman hayat daha ucuzdu. Birden fazla evlilik daha vardı. Doğum kontrolü yoktu. Bugün Yahudi 2 milyon dolar sarf ediyor Türkiye'de doğum kontrolü için. Yahudi Arap'tan korkmuyor. Cihat ve edeple İslamiyet'i anlayan Türk milletinden korkuyor. Bu ülkenin insanlar korkuyor. Onun için nüfusu bu gelişmeyi azaltmaya uğraşıyor. Böyle ihanetler çok, bunları anlatmaya vakit yok da. Bunu ben şuna benzetiyorum. Koyun da senede bir, nadiren iki kere doğurur. Koyun da her doğuruşa bir doğurur. Köpek senede bir veya iki kere doğurur, her doğuruşta 5-6 tane doğurur. Kimse köpeği kesmez. Koyun akşam sabah kesilir, dağlar koyun sürüsüyle doludur. 3 tane köpek gören bir sürü köpek der. 3 tane koyuna kimse sürü demez. Bu Allah'ın koyuna bir bereket ihsanıdır. Biz ecdadımızdan bu kadar kat be kat fazla nüfus artışı için hiçbir sebep yokken bunu o köpekle koyun misalindeki gibi Allah'ın takdirinden başka bir şeyle izah etmek mümkün değil. İlk defa Osmanlı bundan 200 sene evvel, şimdi biraz fazla oldu, 1774 Kaynarca Muhadesi ile arazi kaybına başladı. 1774. 1774'ten sonra hep verdi. Aldığı bir taş yok.
Tam 200 sene sonra 1974'te Kıbrıs'ın yarısını aldı. Veya üçte birini. İsterse bir sepet toprak olsun. Bu bir dönüştür. Suriye'yi de alacak, Halep'i de alacak, adaları da alacak, birçok yeri alacak veya biz İslam'a döndüğümüz zaman beraber olalım diye kendileri gelecek. Bugün Filistin'de plebisit yapsan Türkiye'ye ilhak ederler. Suriye'de plebisit yapsan Türkiye'ye ilhaka razı olurlar. Müslümanlığa rağm olmak şartıyla. Demek oluyor ki nüfus geri geliyor. Tarihte görülmemiş bir artışla. Toprak geri geliyor, ideoloji geri geliyor. Bu üçünde de bir gelişme var. Bu gelişmenin nihayeti Türkiye'nin yeniden İslam aleminin lideri olmasıdır. Bunu hiçbir kuvvet önleyemez. Bunun için yeni gelişmelerden de delillerim var. Fakat başka meselelere zaman kalsın diye burada kesiyor. Ümitsiz olmaya hiç gerek yoktur. Otobandan bir yola baksan, iki araba gidiyor. Biri önde, biri arkada. Vehle-i Ula'da, ilk bakışta, öndeki araba hızlı gidiyor dersen, yanılmak ihtimalin çoktur. Çünkü belki o araba erken yola çıktı. Eğer bu iki araba arasındaki mesafe her an kısalıyorsa, arkadaki araba hızlı gidiyor, bir müddet sonra onu geçecek. Açılıyorsa öndeki araba hızlı gidiyor. Küfür bir araba, iman da bir araba. Ben de Tarasut Kulesi'nden bakıyorum. Her gün aradaki mesafe kapanıyor. Küfrün her gün bir kalesi, bir dayanağı, bir istinadgahı yıkılıyor. Ergenekon böyle bir yıkılmanın gümbürtülü sayhasıdır. Bunu adliyede de görüyorsunuz, orduda da görüyorsunuz, halk içinde de görüyorsunuz. Sivil halk kuruluşu olarak PKK'ya yardım ediyor. Cennetlik bir kadın gibi gösterdikleri kadının ölümünden sonra lağım patlamış gibi anarşiye sağladığı destek ortaya çıkıyor. Allah onların üzerinde settar sıfatını kaldırdı. Ne tedbir alırlarsa alsınlar, ifşa oluyor. İçeriden biri haber veriyor. Dışarıdan biri sabit oluyor, görüyor, gözlüyor. Netice sökmüyor davaları. Denizde silah atıyorlar, balıkçının ortasına yakalanıyor. Girilmesi yasak mıntakaya silah gömüyorlar, bir vesileyle ortaya çıkıyor. Buradan kader planında önlerinin kesik olduğunu anlayınız. Allahu Azimüşşan küfrün kefesine celaliyle yumruk indiriyor. Balyozu kendi kafalarına vuruyor. Bizim kefe kendiliğinden kalkıyor. İsterse Müslümanlar yatsın horul horul uyusun. Çalışmayan kendi helakini sağlar. İslam'ın mağlubiyetini değil. Allah murad etmişse meyhaneden adam çıkarır, mücahit yapar, çalışmayan Müslümanların açığını onunla kapatır. Böyle birçok vaka da biliyorum ama bu bahsi fazla uzatmak istemiyorum. Bu gece yılbaşı. Yılbaşı ne demek? Müslümanların yılbaşısı bir Muharrem'dir. Geldi geçti sessiz sedasız. Her işimizi frenge uydurduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum. Bir kavme teşebbüh ederse bir kimse, benzerse o kavimden olur. Alimler bu hadisin yüklendiği manayı şöyle izah ediyorlar. Eğer bu taklit alamette, sembolde, remizde ise küfrü muciptir. Adette ise bazen günah olur, bazen segailden, bazen kebailden günah olur, bazen de mahsursuz olur. Mesela şu giydiğimin adı ceket.
Adından belli bizim malımız değil. Bunun adı pantolon.